كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Çünkü dedik ya, biz ilim meclislerinin faziletlerini, kıymetini bilmedik. Biz açık açık konuşuyoruz kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Şimdi bizim Allah Celle Celaluhu'ya ayıracak vaktimiz yok mu? Bunu bir düşünmek lazım kardeşlerim. Bizi yaradan, bizi yaşatan, rızkımızı veren Allah Celle Celaluhu'ya ayıracak günde bir saat yok mu? O camiye gidecek, o sohbet meclisine gidecek, o televizyonu açıp ya elini alacaksın kumandayı, Berat TV'yi açacaksın kardeşim ya. Buna bile vakti yok mu? Bak, buraya gelemeyen kişi açıp televizyonla burayı izlerse ilim meclisine gelmiş gibi Allah Celle Celaluhu ile sevap alıyor. Ve sen burada bu sohbet varken kalkıp da bilmem ne kanalı açarsan, saçma sapan programları izlersen, neydi belirsiz dizileri izlersen, kimin eli kimin cebinde belli olmayan dizileri izlersen kardeşim, Allah selamet versin sana, başka bir şey demiyorum yani. Bak, bu da fazilettir kardeşim. Biz bunların kıymetini bilmezsek Allah Celle Celaluhu inanın komple alır. Alır. Bu memlekette camiler ahır oldu kardeşim, ahır. Kıymet bilinmezse ahır olur. Camileri sattılar bu memlekette, camileri. Niye satıldı bunlar? Nasıl oldu bu iş? Nasıl bu hale geldi? Kıymet bilmezsen Allah Celle Celaluhu bu hale getirir. Kimse kusura bakmasın kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bakın, Cuma günü camiye, cuma namazı kılmak için camiye ilk girene bir deve kesmiş gibi sevap yazılıyor. İkinci girene bir sığır ve benzeri, işte inek olur, sığır olur, her neyse bu tarz hayvanlar kesmiş gibi sevap. Üçüncü girene bir koyun kesmiş gibi sevap. Dördüncü girene işte tavuk, horoz, her neyse böyle ufak ufak giriyor. En son tasadduk ediyorsun yani. Her neyse. Şimdi bu sevabı duyan sahabiler. Bak, sevaba bak. İlk giriyorsun, deve kesmiş gibi sevap alıyorsun camiye. Cuma namazı için. Sahabiler bunu duydu. Ya biz olsak ne yaparız? Aman ne yapayım kardeşim, zaten ben diyor kurbanda kesiyorum işte. Bizim kafa bu. Sahabiler ne yaptı? Sabahtan gelmeye başladı. Cuma sabahından. Baktılar sabahtan dolu cami. Sabahtan dolmuş. Fazilete kaçırmamak için. Ne yaptılar? Yatsıdan sonra camide kalmaya başladılar. Sırf cuma günü ilk girebilmek için. Yatsıya giriyor sahabi. Yatsıda kalıyor. Sabah kalıyor. Cuma vaktine kadar kalıyor ki sevap kazanmak için. Baktılar yine olmuyor. Perşembe günü akşam namazında. Perşembe günü ikindi namazına kadar düştü. Bak, sahabiler perşembe günü ikindi namazından sonra mescide giriyordu. Cuma'ya kadar orada kalıyordu. Aman ya Rabbi ya. Sevaba bak. Birinci girene bir deve sevabı, ikinci girene sığır, üçüncü girene koyun, dördüncü girene işte horoz, tavuk, her neyse böyle aşağı doğru iniyor sevaplar. Sahabiler bunu duyuyor. Bir gün önceden camide kalmaya başlıyor. Bunlar işte bak, bu yüzden sahabi oldular. Bu yüzden gökteki yıldız oldular. Peki sen şimdi camide kalınca ne olacak? Ya şimdi diyeceksin ya mübarek. Şimdi camilerde kalamıyoruz. Allah'ın izniyle bu günler geçecek kardeşlerim. Allah'ın izniyle bu günler geçecek. Bunlar aşılacak. O camiler açılacak. Allah Celle Celle'nin izniyle, eğer kıymet bilirsek. Bir kişi itikaf niyetiyle, bakın kardeşlerim, bir kişi itikaf niyetiyle bir gece bir mescitte, bir camide yatarsa o kişiyle cehennem arasında 3 hendek açılıyor. O kişiyle cehennem arasında 3 hendek açılıyor. Bir hendeğin mesafesi 500 sene. Bakın, bir gece camide kalıyorsun Allah için itikaf niyetiyle. Perşembe akşamı mescide giriyorsun. Mescitte kalıyorsun. İstanbul'da böyle camiler var. Kalınabilen camiler var. Araştırın. Bak, bir gece ya. Ya bir gece çoluğundan çocuğundan hamına ayrı kal kardeşim ya. Aman yarabbim, şimdi beni konuşturacaksınız ya. Hemen işe, eve, hanıma bağlı. Ben şimdi, çünkü niye böyle bodozlama konuştuğumu az çok biliyorsunuz yani. Az çok biliyorsunuz ya hocam, hanım tek, çocuk tek. Ya mübarek perşembe günü yolla annesine. Ya kal işte, bak niye? Bir gece kalıyorsun, cehennemle aranda 1500 senelik mesafe açılıyor. 1500 sene cehennemle aranda mesafe açılıyor. Hiçbir şey yapmıyorsun ya. Ya camide yatıyorsun. Ne olacak kardeşim, çok mu zor? Ha dedim ya, inşallah bugünler geçecek. Bugünler bitecek Allah Celle Celle'nin izniyle. O camiler açılacak. İlla ki kalınacak o camide. Hiçbir şey yapamıyorsa kardeşim, bak bizim mescidimiz var, gel perşembe günü bizim mescitte yat inşallah. İtikaf sebebiyle kal. Amel et biraz, zikir yap biraz, Kur'an oku biraz. Allah Celle Celle'nin dini için vakit ayır biraz, dertlen biraz. Bak Ramazan ayında son 10 gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hep itikaf yapardı. 10 gün. Ve elhamdülillah bizim camilerimize de oluyor. Diyanet işleri bazı camilerde buna müsaade ediyor. 10 gün itikaf ne demek? 15.000 sene. Bak 10 gün Ramazan'da itikaf yapıyorsun. E şimdi sen diyeceğim korona var, çıkamadık camiye. 10 gün boyunca Ramazan'da, bu Ramazan'da eğer evinin bir köşesinde 10 gün boyunca bir kimse itikaf yaptıysa o kişiye cehennem arasında 15.000 senelik mesafe açıldı. 10 gün boyunca itikaf yapana. Bir güne 1500 senelik mesafe, 10 gün olursa 15.000 sene mesafe. Bakın kardeşlerim, Allah rızası için bu fırsatları kaçırmayın. Biz burada faziletli işlerden bahsediyoruz. Faziletli amellerden bahsediyoruz. Bu fırsat ele geçmez. Bu dünya 60 sene, 70 sene. Ölüm gelecek, her şey bitecek. Etrafımızdaki herkes birer birer ölüyor. Birer birer gidiyor, yok oluyor, kayboluyor, toprak alıyor. Nasıl toprak alıyor? Beden toprak alıyor, kurtlar yiyor, çürüyor. Ruhlar kabirde, eğer Allah Celle Celle'nin razı olduğu bir hayat yaşadıysa kabirde ruhlar keyif içerisinde. Ama Allah Celle Celle'nin razı olmadığı bir hayat yaşarsa azap içerisinde. O bedenini kurtlar yiyecek, kurtlar, yılanlar, çıyanlar, akrepler yiyecek. He? O saçlarını jöleliyorsun değil mi? O takkeyi takmıyorsun ama o saçları jöleliyorsun kardeşim. Sen o saçları jöleleyip Allah Celle Celle'nin haram kıldığı işlere bulaşırsan o jöleli saçlarını kurtlar, böcekler yiyecek kardeşim. Allah için uyarıyoruz. İtikaf önemlidir. İtikafla alakalı şimdi bir kıssa anlatacağız inşallah. İyi dinleyin Allah rızası için. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beni İsrail kıssalarından bahsedin der. Beni İsrail kıssalarını anlatmakta bir behis yok der. Şimdi kıymetli kardeşim, kaynağını da vereceğiz inşallah. Ama ondan önce kısa bir şey daha ekleyeyim kardeşim. Şimdi bir adam, bakın kardeşim, şimdi yatsı namazına var mesela diyelim yarım saat. Güzelce abdestini alırsan, bak güzelce abdestini alırsan kardeşim, camiye doğru gidersen, attığın her adımda bir günahın siliniyor, bir sevap yazılıyor, cennette bir derecen artıyor. Ve sen camiye girdin ve camide oturdun, ezana bekliyorsun, kaldı sana 20-25 dakika, her neyse 25 dakika oturuyorsun, hiçbir şey yapmana gerek yok. Ama Kur'an okursan, zikir yaparsan daha eftal. Ama bir şey yapmıyorsun, oturuyorsun. Yap da, hadi yapmadın diyelim, oturuyorsun ezana kadar, namaza kadar oturduğun yerdeyken sana namaz kılmış gibi sevap yazılıyor. Bak ne güzel ya. Ya mübarek, vaktin varsa, fırsatın varsa, boştaysan ya 10 dakika olur, 15 dakika olur. 10 dakika erken çık namaza, git camiye otur. Namaz kılmış gibi sevap yazılıyor mübarek adam. Bak bunu arada, çünkü not alıyorum bazen, unutuyorum yani, konulara girdim mi daldım mı çıkamıyoruz konulardan. O yüzden bu kağıda not alıyorum ki gözümden kaçmasın diye.